Evet değerli öğrenciler, bu dersimizde Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık aşamasıyla ilgili o adımları detaylıyla görmeye başlayacağız. İlk adım Milli Mücadele'nin başlangıcı hatırladığınız gibi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla olmuştu. 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla İstanbul'dan hareket etmişti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında artık Milli Mücadele başlamıştı. Şimdi bu süreç nasıl olmuştu? Hatırlıyorsanız Mondros'tan sonra Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde İstanbul'daki süreçte bu işgallere karşı İstanbul'da arkadaşlarıyla çözüm yolları aramaya başlıyorlar. Bu çözüm yollarını ararken hani çözümün, çarenin İstanbul'da değil de Anadolu'ya geçmekle olduğunu anlamıştı. Bu yüzden de hani Anadolu'ya geçişin fırsatlarını bekliyordu ya da bir görev verilmesi için sürekli girişimlerde bulunuyordu. Tam da o dönemde bir sorun vardı arkadaşlar. Karadeniz'de bir sorun. Özellikle Samsun ve çevresindeki bu sorun Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişini sağlayacaktı. Hani her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır derler ya. Burada da böyle bir durum olacak. Yani Mustafa Kemal İstanbul'da sıkışmış kalmıştı. 6 aydır orada duruyordu. Bir şekilde Anadolu'ya geçmenin yollarını ararken burada Karadeniz'de sorun olduğunda bir subay gönderin bu sorunu çözsün dediklerinde Mustafa Kemal gönderilecekti. Şimdi sorun neydi arkadaşlar? Özellikle sorun şu, İngilizler İstanbul hükümetine diyorlar ki Karadeniz'de özellikle Rumlarla Türkler arasında bir gerilim var, çatışma var. Özellikle Rumlar bu çatışmada zarar görüyor. Ayrıca bizim de varlığımıza, güvenliğimize zarar veriyor, tehdit oluşturuyor. Bunu düzeltin, düzeltmezseniz Mondros'un 7. maddesini hayata geçiririm. Şimdi çok tuhaf bir durum değil mi arkadaşlar? Bakın ülke toprağı ama şu renkleri görüyorsunuz. İngilizler buralara asker çıkartmış. Buraya asker çıkartmış. Burada askeri var ve diyor ki sizin buradaki Türkler diyor bizim güvenliğimizi tehdit ediyor. Senin orada ne işin var? Yani sen başka bir ülkenin toprağına gitmişsin, orayı işgal etmişsin. Tabii ki senin güvenliğin tehdit altında olur. Bu doğal bir durumdur. Ama arkadaşlar düştüğümüz doğru durumu da buradan anlayın. Bize diyorlar ki hani hem burada Rumlar hem de biz zor durumda kalıyoruz. Güvenliğimiz tehdit ediliyor. Buna bir çare bulun. Yoksa burayı tamamen işgal ederiz. Şimdi bu sürecin içerisinde arkadaşlar İstanbul hükümeti Karadeniz'deki bu sorunu düzeltmesi için oraya güçlü bir ismi göndermek istiyor. Mustafa Kemal'e bu görev veriliyor. Mustafa Kemal'e bu görev verilirken deniyor ki sen Samsun'a gideceksin. 9. Ordu müfettişi olarak gideceksin ve oradaki bu sorunu tespit et. Sonra tedavisini yap. Yani bu karışıklık neden oluyor? Bu karışıklığa kim sebep olmuş? Bütün bu süreçleri çöz. Çöz ki itilaf devletlerini daha fazla kızdırmayalım. Şimdi Mustafa Kemal arkadaşlar 9. Ordu müfettişi ile geniş yetkiyle donatılıyor. Şimdi zaten bir amacı vardı. Bu amacını çok da belli etmemişti ama ben Anadolu'ya geçmem lazım. Güzel de bir fırsat verildi. Ama 9. Ordu müfettişliği görevinin yetkilerini daha da artırırsam daha da iyi güçlü hareket edebilirim. Bu noktada arkadaşlar 9. Ordu müfettişliği görevini de fırsata çevirecek Mustafa Kemal ve Samsun'da Samsun'la ilgili çalışmaları başlatacak. Şimdi 9. Ordu müfettişi olarak bölgeye gönderilen Mustafa Kemal'e deniyor ki git bölgedeki asayişi sağla, bölgede meydana gelen olayları incele, olayların sorumlularını tespit et, özellikle öne çıkan liderlerini tutukla, halkın elindeki silahları topla. Şimdi bu bir noktada baktığımızda çok aykırı bir durum. Yani ülke toprakları işgal edilirken, azınlıklar orada harekete geçmişken, Türklerin elinde silahların toplanması, orada direnişe geçenlerin, sorumluların tutuklanması kabul edilir bir durum değil. Mustafa Kemal arkadaşlar görevi gereği hemen incelemeler yapacak. Bu incelemeler sonrasında bir rapor hazırlayacak. Samsun raporu diye geçer arkadaşlar. Tabii ki bu raporda neler var?
Özellikle o dönemde çıkan gazetesindeki başlığa bir dikkat etmenizi istiyorum. Önce bunu verdim. Burada diyor ki Mustafa Kemal İngiltere'yi mütarekeyi ihlalle suçladı. Mütareke, antlaşma. Hangi antlaşma? Mondros Ateşkes Antlaşması. Orada ne diyor? Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerin işgali doğru değildi. Ya da hani Mondros'taki süreçte güvenliği tehdit eden bir yerde siz çıkıp gelmişsiniz. Geldiğiniz yerde tabii ki orada sıkıntılar olacaktır. O yüzden Mustafa Kemal işgallerin haksız olduğunu söyleyecek. Mütarekeye uyulmadığını söyleyecek. Bölgedeki karışıklıkların asıl sebebi Türkler değildir. Karışıklıkların sebebi Rumlardır ve İngilizlerdir, İngiliz subaylardır diyecek. Bu büyük bir cesarettir arkadaşlar. Yani İngilizler burada başka bir amaçla komutan gönderilmesini isterken buraya giden komutan İngilizleri kızdıran hamlelere başlıyor. Türk ulusu egemenlik ve bağımsızlığını elde etmede kesin kararlıdır. Yani bunun için de eline silah almışsa, mücadeleye girmişse bunda da bir sorun göremiyorum diyecek arkadaşlar. Mustafa Kemal'in hazırladığı raporun ben en özet halini verdim. Yani sorun biz değiliz, sorun sizlersiniz. Rumlar ve İngilizlerdir. Bir noktada hani buradaki Türklerin girişimleri de haklı girişimlerdir. Raporu İngilizleri kızdıracak, İstanbul hükümetini kızdıracak. İngilizler doğal olarak şunu yapacaklar arkadaşlar. İstanbul hükümeti bu gönderdiğiniz komutanı geri çağır. Niye? Çünkü amacı dışında davranmış onlara göre arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal Samsun raporunu hazırlayınca yani tabii ki güvenliği de bu arada Mustafa Kemal'in tehlikede olmuş oluyor. O yüzden de işgal edilen yerde durması sıkıntılı olacağı için yine Samsun'un ilçesi olan Havza. Havza işgal edilmemiş. Güvenli bir yer. Hemen Havza'ya geçecek Mustafa Kemal ve orada 28 Mayıs 1919'da Havza genelgesini yayınlayacak. Havza genelgesinin özelliği, önemini ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi. O yüzden elinde geniş yetkiler var. Bu yetkileri kullanarak arkadaşlar yetki alanına giren tüm askeri idari birimlere telgraf çekecek. Bu telgrafta diyecek ki halk işgaller karşısında sessiz kalmasın, mitingler yapsın, protestolar yapsın. Özellikle İstanbul hükümetine protesto mektupları gönderilsin diyecek. Amaç şu Havza genelgesinde halkın milli mücadeleye çekilmesi, halkın milli mücadelenin içinde olmasını sağlamak. Tabii ki bunun için de hani bir tepkisellik yaratmak istiyor. İşgal var, topraklarınız işgal ediliyor. Sessiz kalmayın, mitingler yapın yoluyla bunu duyuruyor arkadaşlar. Havza genelgesi bu noktada önemli. Burayı ayırt etmemiz lazım. Şimdi bir soru bir cevap etkinliğine bir bakalım. Mustafa Kemal sizce Havza genelgesinde neyi amaçlamıştır? Yani soru bize diyor ki sizce Havza genelgesinde yayınladığım bildiriyle ben neyi amaçladım? Bu sınavda bilgivari de yorum tarzı da geliyor arkadaşlar. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi mitingler ve protestolar yapmasını istiyordu halkın. Eğer bunu yapmak istiyorsa bir kere halkı milli mücadeleye çekmek istiyor. Bir diğeri de halkı bilinçlendirmek istiyor arkadaşlar. Yani ülke topraklarınız elde gidecek. Üzerinde yaşadığınız topraklar düşman eline geçecek. O zaman işgallere karşı sessiz kalmanız doğru değil. İşgallere karşı tepki gösterin. Tepki gösteriyorsa halk artık milli mücadelenin içine çekilmiş olacak. Mustafa Kemal de bu süreçte halkın desteğini almış olacak. Bu noktada arkadaşlar bu amaca dikkat etmeniz önemli. Şimdi hazırlık aşamasının ilk iki evresini umarım öğreniriz. Öğrendik. Birincisi Samsun, ikincisi de Havza. Samsun'da görevi gereği gittiğinde Samsun raporunu hazırlayacaktı. O Samsun raporunun içeriği hani bizim için iyi ama İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti için de istenilmeyen bir durum arz ediyordu. Daha sonra Mustafa Kemal Havza'ya geçecekti. Orada da halkı işgaller noktasında harekete geçirmek için telgraflarla uyaracaktı. Umarım faydasını almışsınızdır. İyi dersler diliyorum arkadaşlar.